Herkese merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bu dersimizin konusu geçiş dönemi eserleri, yani İslamiyet etkisinin görüldüğü ilk eserler. Şimdi bu eserleri tanıyalım. Kutadgubilik Yusuf Has Hacip, Divani Lugati Türk Kaşgarlı Mahmut, Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki, Divani Hikmet Hoca Ahmet Yesevi. Arkadaşlar, soru kökünde geçiş dönemi ya da İslamiyet etkisinin görüldüğü ilk ürünler denirse aklımıza bu dört eser gelmeli. Şimdi eserlerimizin ortak özelliklerine göz atalım. Dört eserimizde de İslamiyet öncesi ve İslami kültür ögeleri iç içedir. Yani destan dönemi Türk edebiyatına dair ögeler ile İslamiyet'in kabulünden sonra benimsediğimiz bazı ögeleri bu eserlerde biz birlikte kullandık. Nedir bunlar? Eserlerimizde hece ve aruz, beyit ve dörtlük birlikte kullanılır. Biliyorsunuz hece bizim milli ölçümüz. Dörtlük destan döneminde kullandığımız nazım birimimiz. Bunların üzerine Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle kullandığımız beyit nazım birimi ve arz ölçüsünü de bu eserlerde kullanıyoruz. Tam olarak bu yüzden zaten eserleri biz geçiş dönemi eseri olarak adlandırıyoruz. Eserler didaktik özellik gösterir. Yani öğretici yönleri ağırdır arkadaşlar, ağır basar. Karahanlı Türkçesinin Hakaniye lehçesiyle yazılmışlardır. Eserlerde Arapça ve Farsçanın etkisi görülür. Dolayısıyla artık Türkçe'de yabancı dillerin etkisi bu eserlerle görülmeye başlanmıştır arkadaşlar. Bu genel özelliklere lütfen dikkat edelim. Özellikle 2, 3 ve 5. maddelerimiz sorularda sıklıkla karşımıza çıkmakta. Şimdi ilk eserimiz olan Kutadgubilik, yani mutluluk veren bilgi anlamına gelen eserle başlıyoruz. Eserimizin yazarı Yusuf Has Hacip. Eseri 11. yüzyılda yazıyor ve Tabkaç Buğra Han'a sunuyor. Eser mesnevi şeklinde aruzla 6645 beyit ve ayrıca arkadaşlar 173 dörtlükten oluşmaktadır. Mesnevi şeklindedir. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. 6645 beyit bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 173 tane de dörtlük vardır arkadaşlar. Siyasetname özelliği gösterir. Çünkü devlet ve toplum yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler içerir. Yani iyi bir hükümdar nasıl davranmalı, toplumu, halkı nasıl yönetmeli, halkla ilişkileri nasıl olmalı, bunlara cevaplar aranır. Dolayısıyla da eserimiz siyasetname özelliği gösterir. Eserimizin en önemli maddelerinden biri alegorik bir eser olmasıdır. Yani düşüncelerin sembollerle anlatıldığı bir eserdir arkadaşlar. Dört önemli kişimiz, sembolik kişimiz ve bunların karşıladığı bazı düşünceler var. Birazdan değineceğim buna. Son olarak eserimizin 3 nüshası bulunur. Viyana, Mısır ve Fergana nüshaları. Şimdi sembolik kişilerimize bakalım. Eserde 4 sembolik kişi yer almaktadır. Küntogdu, hükümdardır ve adaleti temsil eder. Aytoldu, vezirdir, saadeti temsil eder. Ögdülmiş, vezirin oğludur, akıl ve anlayışı temsil eder. Odgurmuş, vezirin kardeşidir arkadaşlar, akıbeti temsil eder. Sorularda bu sembolik kişiler ve temsil ettiği düşünceler sorulur, sakın unutmayalım. Küntogdu adalet, aytoldu saadet, ögdülmüş akıl ve anlayış, odgurmuş akıbet. Böylece Kutadgubilik'i bitirmiş olduk, şimdi diğer eserimize geçelim. İkinci eserimiz Divan-ı Lugati Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır arkadaşlar. 11. yüzyılda yazılır ve Ebul Kasım Abdullah'a sunulur. Türk dili sözlüğüdür. Belki de Türk dilinin en önemli, en güzel sözlüğüdür arkadaşlar. Bunun yanı sıra içerdiği bilgiler sebebiyle ansiklopedi özelliği de gösterir. 7500 kelime Türkçe verilmiştir. Madde başları Türkçedir ama kelimelerin açıklamaları, kelimelerle ilgili verilen örnekler arkadaşlar Arapçadır. Çünkü eserin amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir veya Arapça karşısında Türkçenin gücünü ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu ifadeyi unutmayalım. Ayrıntı bir bilgidir ama zor sorularda karşımıza çıkabilir. Madde başları Türkçe, açıklamalar Arapça. Eserin sonunda Türk dünyasını gösteren bir harita yer alır. Türk boyları ve Türk kültürüyle ilgili önemli bilgiler içerir. Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır. Çok sayıda destan, sav, sagu ve koşuk örneğine yer verilir. Bu madde bizim için önemli. Neden? Şunu unutmamamız gerekiyor. Divani Lugati Türk
Destan dönemi Türk edebiyatı için bulunmaz bir kaynaktır. Türk edebiyatının, Türk edebiyat tarihinin en önemli kaynağıdır. Çünkü arkadaşlar destanlar, savlar, sagu ve koşuklar sözlü bir şekilde ortaya çıkar ve sözlü olarak yayılır. Kaşgarlı Mahmut sayesinde 11. yüzyılda Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserde kayıt altına alınmışlardır birçoğu. Dolayısıyla biz bu eserlerin varlığından Divan-ı Lugat-ı Türk sayesinde haberdar oluyoruz. Dolayısıyla da sorularda size destan dönemiyle ilgili ürün verilir. Hangi eserde yer alabileceği sorulursa aklımıza Divan-ı Lugat-ı Türk gelmeli. Ali Emiri bir tesadüf eseri, bu eseri arkadaşlar, bu ürünü bir sahafta buluyor. Ardından Divan-ı Lugat-ı Türk'ü Kilis-i Rıfat düzenleyerek yayımlıyor. Devam ediyoruz. Geldik Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki. Yazarımız Edip Ahmet Yükneki. Eserimiz hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir ve bir öğüt kitabıdır arkadaşlar. Didaktik özellik gösteren bu yapıtta cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işlenmiştir. Arkadaşlar bir parantez açalım burada. Atabetül Hakayık birçok açıdan Kutat Kubili'ye benzer. Ha, sembolik olma özelliği, alegorik olma özelliği yoktur ama mesnevi olması, aruzla yazılmış olması, beyit nazım biriminin kullanılmış olması açısından Kutat Kubili'ye benzer, bu noktayı unutmayalım. Devam edelim. Didaktik bir eserdir dedik. Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işlenir dedik. Mesnevi şeklindedir. Dolayısıyla beyit ve aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bunun yanı sıra dörtlüklere de yer verilmiştir, unutmayalım. Eserimiz 14 bölümden oluşur. 5 bölüm giriş, 8 bölümde asıl konu, son olarak 1 bölümde dua ile eser bitirilir arkadaşlar. Divan-ı Hikmet, son geçiş dönemi ürünümüz Hoca Ahmet Yesevi'ye ait bir eserdir. Eser arkadaşlar Hikmet adı verilen şiirlerden oluşur. Hikmet, ahlaki, doğru söz demektir. Şiirler Hoca Ahmet Yesevi'nin ölümünden sonra öğrencileri tarafından bir araya getirilir. Bu önemli bir nokta. Şiirler Hoca Ahmet Yesevi'ye ait. Fakat eser Hoca Ahmet Yesevi'nin ölümünden sonra öğrencileri tarafından oluşturulacak. Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır. Dörtlük ve beyitler bir aradadır. 144 hikmet ve bir münacaattan oluşur arkadaşlar. Münacaat kasidenin bir türüdür. Burada Allah'a yalvarış ve dua yapılır. Ahmet Yesevi ilk mutasavvıftır. Yani tasavvufla ilgilenen ilk kişi, ilk ilim adamıdır. Onun öğrencileri vasıtasıyla, hikmetleri sayesinde Anadolu'da tasavvuf yayılmış, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşlar, Hacı Bayramlar yetişmiştir. Burayı sakın unutmayalım. Anadolu'da tasavvufun yayılmasına da öncelik etmiştir. Böylece arkadaşlar, geçiş dönemi ürünlerimizi bitirmiş olduk. Kutat Kubilik, Divan-ı Lugat-ı Türk, Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet isimli eserlere baktık. Umarım faydalı olur. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.